Osman'ın girdik. Girdik. İsmail girdik. Helal Turgut, tebrik ediyorum. Rekorunu kırdın kendin. 2,5 dakikada girdik yayına bildirim gittikten sonra. Rekor dedim ama ortalama mı bu? Tam da bilmiyorum. Bunun niye çok pikselleşti Turgut? Sende de öyle mi? Pikselleşti bende de, evet. Turgut'un şeye gidip, geçmişe gidip annesiyle babasına ilk dansı ettirmesi gerekiyor hemen. Yoksa silinecek bir yayında. Yayına güzel gidiyor, sıkıntı yok. Sizin nasıl gördüğünüzün hiçbir önemi yok. Hoş geldiniz. Diyojen'in 57. bölümündeyiz arkadaşlar. 46. ayında. Pardon, bunu söylemek istedim. Çok ay çünkü. Buyur. Evet. Diyojen kaçıncı ayında? Hele hemen bir kere de. 20. Yalan. Hayır, 52 oradan say. Bir yıl. 54. Hafta demedim. 57. Hayır, 13 oğlum. 13. ay, 57. hafta. Evet. Peki, ne yapıyorsunuz? Hiç, sen ne yapıyorsun bebişim? İyi, ne olsun? Bir tane bu şapkayı takınca aklıma şey geldi. Friends'te izlemiş evet. miydin Friends'i? İzledim. Ha, Joey'nin... Üst üste kıyafet giyme muhabbetini... Yok yok, Porsche aldı. Hani Porsche vardı. Ama böyle hani emaneten Porsche'undaydı. Sonra baktık kızlar önümde, çok hasta oluyor. Önünde falan duruyordu böyle onun. Sonra böyle full böyle Porsche şeyleri giydi. Evet. Hani Porsche'un var demek için. Senin Liverpool şapkası takman aynı şey. Kardeşim, Liverpool'umuzun bugün kuraları çekildi. Final yolu açık gördüğüm kadarıyla. Buyursa, anladığım kadarıyla yani. Rize maçını görmezden geliyorsun. Ne? Tamam. Ne, anlayamıyorum. Ya yani Liverpool şapkası sıkıyor oraları. Anlayamıyorum seni. Onu ayrıca konuşuruz Türkiye'ye geçtiğimizde. Tamam. Ya da bilmiyorum sen. Yok. Hevesliysen hemen. Yok hiç bize... yok. Fener 4 yeseydi şu anda bu yayını Fenerbahçe'ye saplanan bütün çivilerle açmıştık ama olur. Grandson'un videosuyla açmıştım ya. Tamam, oralara da geleceğiz. Türkiye'ye geldiğimizde konuşuruz. Öncelikle insanlara güzel şeyler sunalım. Güzel yerden başlayalım Türk futbolundan önce. Tamam. Şampiyonlar Ligi bizim olmadığımız. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda da kademeli olarak hiçbir şekilde olamamaya devam edeceğimiz bir turnuva. Bu yılı son işte. Böyle gelip ellerini omuzlarımıza koyup şey diyecekler değil mi? Aga siz zorlamayın artık ya. Hani zaten onu bize de işkence. Onu demek için yeni turnuva yaptılar biliyorsunuz değil mi? Konfederasyon Ligi. Ha. Bu da böyle çok şey gibi değil mi lan? Her an böyle bir iç savaş çıkacakmış gibi. Ben bu şeyi destekliyorum. En iyi takımlar kendi aralarında bir lig yapmak istiyorlar ya. Dışarıdan evet. Kimse. Ben onu destekliyorum. Çünkü eğer öyle bir şey yaparlarsa yani katılamıyor olmayacağız ya. Hani zaten yokuz. En azından üzülmeyiz. Yani ben, o daha iyi olur gibi geliyor bana. Yani ama Konfederasyon Ligi de çok şey olacak ya. Hakaret gibi olacak gerçekten. Hani en azından eskiden böyle bir ne bileyim Türkiye'ye işte Bayern Münih gelebilir gruplarda eşleşecek. Şey yapsınlar. Falan gibi bir şey vardı ya ihtimal. Hmm. O da kalkacak ortadan. Biz işte Slavia Prag. Tamam işte. O takımlar da bizden fersa yani dolar kuru 4'ten aşağı olanlar kupası. Direkt evet, açık evet. Açık. O büyük ligi yapsınlar. Bütün takımlar belli, en büyükler. Bir tane boşluk bıraksınlar. Dünyanın geri kalanındaki bütün garibanlar o bir boşluğu şey yapmak için birbiriyle kapışsın. Ve sopa kırıp ortalarına atsınlar. Değil mi? Kazanan bizimle oynayabilir. Yapıyorlar oğlum. Wild card diye. Wild card bu arada var birçok turnuvada. Atıyorum işte şey Wimbledon'da vesairede de var. Yani wild card'la giriliyor. Ama biri olmuyor bildiğim kadarıyla. Birkaç tane oluyor. Peki geçiyorum eşleşmelere. Böyle kısaca birer sizden favori alayım. Kimlerin tutmayacağını, çıkmayacağını öğrenelim en azından. Evet, geçen hafta. Tanıtın iddiası korkunç bir şekilde yattı. Ama ne dedim? Ne var lan? Barcelona maçında o kadar gol olmaz dedim. Liverpool'da KG olmayabilir demiştim. Beni dinleyenler kazandı arkadaşlar. Kazandırmaya devam. Ben burada Porto'yu favori görüyorum. Of, nasıl futbol bilmemek. Ya yani en favori olmayan belki Porto burada. Niye kardeşim? Birisiydi zaten İsmail. Ha, orada mı? Tamam. Ama Juventus'u parçaladılar kardeşim. Siz böyle bunları küçümsemeye devam edeceksiniz. Şampiyon olacak. Juventus'u parçaladılar oğlum.
Adamların yıldızı 36 yaşında, teknik direktörleri Pirlo. Ya Chelsea'yi de elerlersek diyeceksin ki ya Tuchel yeni geldi zaten bu sene çok iyi oynayamıyor zaten Werner falan diyeceksin. Juventus parçalıydı evet. Zaten bu arada oraya gelene kadar. Onun dışında neyse sırayla gidelim. City Dortmund'dan ne bekliyorsunuz? Ne olur? KG. Yani şey Haaland'ın babası bir ara City'ye imza atmış. Maça çıkmış mı bilmiyorum ama City sempatizanı olduğunu söylüyorlar. Şimdi bir Emirates'te kendini gösterme falan. City'ye de gidebilir. Dortmund demiş ki Haaland 250 milyon euro. Anasının Len amene koyayım diye de eklemiş. Yani herhalde şey konuşmak bedava diye konuşuyorlar. Ama ne kadar olacak ki düşündüğün zaman? Gerçi evet hani Neymar şaklabanının 200'e gittiği bir dünyada Haaland eder yani. Bilemiyorum. Yine Maguire ölçeğinde kaç Maguire eder Haaland? 2,5 Maguire eder. Pardon evet. Yani Mbappe'yi kaça almışlardı Monaco'dan? 210. Onun üzerine piyasa çok değişti ama şu an Mbappe'yi almak istesen 300 milyon euro. Tamam işte şu an 300 milyon ama Haaland şu an tekniken Monaco'dan gidiyor. Yani çünkü ilk meşhur olduğu takım. Öyle bir 200-300 falan. Yok. Hayır, meşhur oldu. O yüzden aldı Dortmund. Ya yok ya Leipzig ne? Bence diyene bak Beşiktaşlı. Leipzig ne lan? Sus lan Rizeli. Nasıl iğrenç bir programa döndü iki dakika. Bence doğru yani Haaland'ın ederi 80-90'da kalır ya. Yo. Ya şu an diyorsun ki Maguire kadar adam diyorsun Haaland'a ya. Bu olmaz ama. Burada enteresan olan şey Maguire'ın çok pahalı olması. Peki. Piyasayı belirledi. Ben City diyorum. Çeneniz yorulduysa sevgili Zürt kardeşlerim geçiyorum. Evet City diyorsun. Sonat. Ben de City'den yanayım ya. Portland'da zaten o kadar nefesi olduğunu düşünmüyorum. Porto Chelsea taş gibi oldu ya. Vallahi korkutuyor beni. Neyse. Bayern Paris. Çok enteresan eşleşme. Aga bu maç oynandığında ne olmuştu? Finaldi zaten bu geçen sene. Bayern almıştı. Bence hiçbir şey değişmedi. Arkadaş hiçbir şey değişmedi. Paris. Bir tek Neymar yok ya. Yani. O da yok, gelir mi gerçekten? Gelir. O zamana gelecek. Mbappe biraz daha olgunlaştı futbol olarak diyeyim. Yok ya ama o maçta hani olgunlukla ilgili değil. Bayern silinmişti herif oğlum sağdan. Valla Bayern bu sene savunmada çok boşluk bırakıyor. Mbappe bir 3 tane saplasa da biraz eğlensek. Siz bu arada yani şey hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Paris o maçın ilk 15-20 dakikası bayağı üstüne geldi Münih. Valla ben şeyin yenmesini isterim. Paris'in yenmesini isterim. Bayern yenilsin diye. Ben de. Arsızlar. Yani arsız. Bayern yenecek abi yani. Bence. Ben Bayern alsın isterim. Çünkü Bayern bence de olacak ama o arsızlar ağlayarak evlerine dönsün çok isterim yani. Bir Bayern Liverpool finali yakışır. Öyle bir şey mümkün değil çünkü Real Madrid çıkacak diğer taraftan. Real Madrid ne abi? Real Madrid Atalanta'yı hakem zoruyla ite kaka yendi şu haliyle bile. Yani şeyi gördünüz mü? Dakika 45 hatta 44-59. Siz Atalanta Atalanta forveti topu almış kaleciyle karşı karşıya hakem maçı bitirdi lan. Evet. Oğlum yayını açmasam görmeyeceğim. Benim kamerayı nasıl bir ortalamaktır o? Bana bari de yanda dur solda dur diye. Oğlum sen hep böyle duruyorsun. Sen bilerek öyle duruyorsun zannediyorum. Ben hep öylesin. De ayarlayayım ya. Ah böyle kadraj yok bir şey yok. Ben senin normalin mi bu zannediyorum oğlum? Peki Sonat'ın yayını kestiğini de. Oldu güzel oldu bak şu anda iyi oldun. Şimdi açtım. Tamam devam. Evet. Peki orada Real diyorsun. Ben yani bilmiyorum. Nisan sonu falan ortası Van Dijk'ın dönme ihtimali de var. O yüzden hala umutluyum açıkçası. Evet, tamam. Şey de güzel. Yarı final yolları da güzel. City Dortmund galibi Bayern Paris galibiyle oynayacak. Orası böyle bir şey kızışık yani. Inanılmaz. City Bayern finali iptal oldu. City Bayern finali zaten iptal. İşte Porto Chelsea, Real, Liverpool dörtlüsünden biri finalde yani şu anda. Real. Neyse. Neyse. Evet. Peki. Dün gece de acayip maçlar vardı Avrupa Ligi'nde. Onları gördünüz mü? Kim siker Avrupa Ligi'ni?
diyen yine Fenerli bir arkadaş 10 yıldır Avrupa'da. Bak ben 10 yıldır 10 yıldır Avrupa'ya gitmiyoruz. Seneye Avrupa Ligi'ne gidelim, yine maçları izlemem. Kim siker Avrupa Ligi'ni oğlum? Evet, muhtemelen Mourinho da seninle aynı şekilde düşündüğü için dün Dinamo Zagreb 2-0'ın rövanşını 3-0'la aldı Tottenham'dan. İnanılmaz. Gördün mü soyunma odasına girip alkışlamış falan böyle. Evet gördüm ya. Tebrik ediyor. Tek tek ellerini falan sıkıyor. Bu arada maçı izlemediyseniz izleyin. Yani Orsic Zagreb'deki, bir onu izleyin, bir de kaleci Livakovic'i izleyin. Bu Livakovic benim FM'deki kalecim. Bu Zagreb'in benim de bu arada. Zagreb'in hocası hala bizim bu senenin başında alıp sonunda vazgeçtiğimiz hoca mı, kovdular mı onu? Aa, bilmiyorum. Kim o? Onu bir yazat mı? Chat'ten yazar. Çete yazarlar onu. Pochettino kardeşim. O adam hapse mi girdi? Ne? Saint-Germain'de Zagreb'in hocası bu arada dün hapisteymiş. Yani bayağı dolandırıcılıktan adam şu an içerideymiş. Hatta bazı böyle şey mizah, futbol mizah. Ha, Bielisa değil mi? Okey. Şey gördüm. Dolandırıcılıktan içeride diye Zagreb'in teknik direktörünü koymuşlar. Yana da asıl dolandırıcı diye Mourinho'yu koymuşlar. Kazıklıyor Tottenham'ı diye. Ağa babası. Yani şey biraz hakikaten şey oldu ya, bak aynı olay bence Simeone'de de var. Mourinho'da çok bariz var ama 4 yıldır 5 yıldır biraz outdated oldu ya futbolu Mourinho'nun. Oğlum yani Simeone 40 milyon euro kazanıyor. Onun çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Yani evet. Ama hocam biraz outdated oldunuz. Hmm. Öyle mi? Ya, ulan dur kafamı karıştırdım. 8, 30, ne? Euro sayarken taktik verilir mi? Peki neyse, geçtik artık burayı. Sıkılıyorsunuz siz zaten böyle futbol konuşunca. Evet. Mourinho'nun geçen dün akşamki maçla ilgili şöyle bir açıklaması olmuş. Hissettiğim şey üzüntüden çok daha fazlası. İki taraf arasında tutku farkı vardı. Bütün oyuncularım Ors için 3 golünü de izledi demiş. Bu arada Liverpool şapkamı da çıkardım. Beynim yandı çünkü arkadaşlar. İşte yani Şampiyonlar Ligi konusu geçince uymuyor işte o. Tut yani ne o? Şey ve kelebek dediğimiz durum. Ne, at organı mı? At organı. Ata organ. Oris için bu arada gollerini izleyin izlemeyenler. Tamam. Yani güzel. İzleyeceğiz. Yani birinci ve üçüncü golü acayip. Peki. Magazin beyanı yok mu kardeşim? Bu ne hep geliyoruz, futbol? Geliyoruz. Guardiola demiş ki ilk ay çalıştığım en zeki futbolculardan biri, onunla geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım demiş. Cümle şöyle de bitebilirdi. İlk ay çalıştığım en zeki futbolculardan biri, kalanı siz düşünün. Yaya Ture'ler geldi geçti falan diyor. Yok, o City'de tabii onu çalışmadılar. Evet. Ne konusu açılmış da bunu sormuş ya biri hani. Bilmiyorum da yani hani geçtiğim şey oldu zamanı ilk falan. İlginç olmuş. Yok ya, yine gollerine devam ediyor. Gladbach maçında da attı. Attı. Şey dedi bir de Guardiola. Çalıştığınız en yetenekli oyuncu mu diye sordular. En yetenekli demediler de galiba. En iyi oyuncuyu sordular galiba. Lewandowski dedi. Hayır, o Klopp. Onun açıklaması var. O Klopp var. Doğru. Bir soru, şu beyanları oku bari Allah'ın cezası. Okumuyorum ben de. Sıkılıyorum senin beyanlarında. Evet. City'de peki her şey günlük gülistanlık mı? Değil. Agüero'nun açıklaması. Takım arkadaşlarım artık bana pas atmıyor. Demiş. Oğlum bu acaba... Koskoca Agüero ne hale geldi? Guardiola'nın direktifi olabilir mi? Vermeyin şuna ya. Hocam bir konu bile almasa yine almam. Yani o kadar forvet yok ki, mecburen oynatıyordur da muhtemelen. Sözleşmesinde madde vardır. Vermeyin şuna. Forvet çıkıyor ki işte. Foden forvetti geçen maç. Geçen Nihat Kahveci'nin bir tane programa konuk olmuş. Orada bir beyanı vardı işte bu. İkinci ve üçüncü gol attı ya bizim Çeklere karşı. Hı. Maçı döndürdüğümüzde. Fatih Terim teknik direktör. Fatih Hoca ne dedi sana diyorlar ikinci ve üçüncü golü atınca. Valla diyor, beni daha önceki maçlarda 45'te çıkarıyordu. Ben de ona dedim ki hocam beni de 45'te çıkaracaksınız diye çok korktum. O da biz biliyoruz ya senin gol atacağını herhalde gibi bir şey demiş. O da demiş ki önceki maçlarda niye çıkardın? Onda da atamayacağını biliyormuş. Bu da onun gibi yani. Hocam olmasan mı acaba? Kardeşim bir şey biliyoruz Agüero'yu. Pas atmayın ama o bir şey yapacak. Agüero! Unutulmazdı gerçekten. İlk şampiyonluğuydu City'nin değil mi? Southampton maçı. O maçı canlı izlemiş miydiniz? İzledim ben.
Ben de izliyordum. United'da bir yandan oynuyordu. Bir anda dönen maç mı böyle? Yani sonra 90 küsürde işte. Oğlum bence çok iyi yaptım lan sesi. Anlaman lazım. Evet evet. Ben direkt anladım. evet. Turgut'un bahsettiği ve şey sonra Turgut kriz geçiriyor zannettin değil mi? Halleri geldi sandım. Evet, Turgut'un bahsettiği beyan. Çalıştığınız en iyi oyuncu kimdi demişler Jürgen Klopp'a. O da demiş ki herhalde buna Robert Lewandowski'den başka bir şey söylersem Leva'ya haksızlık etmiş olurum. Bugün olduğu oyuncuya dönüşmek için kendini zorlama şekliyle yaptığı işler olağan dışı demiş. Bir yandan da Liverpool'ları bir hamlede yok ettiğini. Liverpool'ları bir hamlede. Barcelona'ları iki hamlede. Yani... Ha pardon ben inatla bu beyanı Guardiola'nın verdiğini. Evet. Yok doğru diyorsun tamam. Evet Liverpool'ları bitirmiş. Ama kim olacak ki Lewandowski'nin dışında? Salah mı diyecek? Mane mi diyecek? Evet. Van Dijk diyebilir de yani. Van Dijk diyebilirdi. Benim de aklıma bir tek Van Dijk geldi bu arada. Ya bir de takım içinden birini söylemesi daha kötü lan bu arada düşününce. Evet diğerlerini izliyorsun. O da biraz yani. Toplanın. Zaten Mane ile Salah huzursuz. Birbirlerine girip duruyorlarmış her hafta. Van Dijk sen bu antrenmana katılma. Sen zaten iyisin kardeşim. Van Dijk sen ayrıl. Talanınızın tamamına gül. Van Dijk yeme. Diğerleri yat. Sürün. Peki. Açıklamamız geliyor. Arsene Wenger'den. FIFA gelişim direktörü kendisi şu anda. Biliyor muydunuz bunu? Hayır. Yine gençlerle ilgili bir şey mi yapıyor? Evet, gençlerle ilgili bir şey yapıyor. FIFA oyununun gelişim direktörü olabilir çünkü hiçbir şey değişmiyor. Değil mi? Evet, 20 yıldır aynı oyun. Arsene Wenger'e muazzam böyle yakışıyor. Demiş ki Dünya Kupası 2 yılda bir yapılmalı. Bu gereksiz aradaki turnuvaları falan da kaldırın kardeşim demiş. Ciddi böyle devam ediyor açıklama bu arada. Yani ne diye... Gereksiz dedi Avrupa Kupası, Libertadores falan değil mi? Libertadores'e ne karışır adam? Ha, gerçi FIFA her yere FIFA. Karışır da. Şeyden bahsediyor bence bu. Uluslar Ligi, Uluslar Ligi. Yok işte oradan eleme geliyor. Yok oradan bir şey. Afrika Kupası. Bence. Kaldırın ya diyor. 2 senede bir Dünya Kupası, 2 senede bir Avrupa Şampiyonası yapalım diyor. Ya her yıl şampiyon olsun diyor. Evet. Oyuncular da tatil yapmak istiyor. Bunu ne yapacağız? Kışın yapsınlar diyor. Şeyleri elemeleri falan filan yapacaksınız. Her şeyi kışın yapın. Ligler Mart'ta başlasın diyor. Her sene. Zaten diyor ki 2020-2021 sezonu ne? Anam diyor. Bir seneyi bir sezonda oynatın diyor. 2021 ise 21. Mart'ta başlasın. Eylül'de bitsin diyor. Bir de 20 yaşından küçük bütün futbolcular üst yüz oynatsın. Ve yağlayalım böyle onları diyor böyle. Yağlayalım orada koşsunlar diyor. Şöyle pembe daha dar şeyler hayal ediyorum formalar. Elde kade. Haaland var mı kupada? Peki madem ülke düzeyinde futboldayız. Zlatan yaptığı Tanrı geri döndü açıklamasıyla İsveç milli takımına Nietzsche'yi kızdırdı diyor. Nietzsche'yi karşısına aldı. İsveç milli takımına dönüşünü duyurmuş. Aday kadroda var. Ne diyorsunuz? Bir şey, yani bir gerçek Tanrı da kendine sürekli ben Tanrıyım bu arada haberiniz olsun dese ben ona da dedim ki yeter ha. Ya Game of Thrones'daydı galiba. Anladık yani. Şey. Yeter lan. Game of Thrones'da neydi? Şey Tyrion mıydı ufaklığın adı? Tyrion'un şey diye. Onu Lannister diyor şey babası diyordu. Babası mı diyordu? Ben şey kralım diyen kral gördün mü sen? Kralım deme zorunluluğu olan kral değildir falan gibi bir şey diyordu. Hakikaten hiç böyle Tanrı da ben biliyorsunuz değil mi beni? Tanrı ben. Tanrı. Orada adam İsveç'i affediyor ya böyle. Hani çok ilginç. Bakalım ne yapacak? İlginç. Bu arada da Milan yedekte başlattı United maçında Zlatan'ı. Tanrı'ya bak yedekte bekliyor. Yedekte bekliyor yani. Hani ulan Tanrı yedekteyse 11'de kim var? Anladım yani. Onu merak ediyorum ben. Bir Allahsızlık görürsem dahil olacağım. Ve eğlendiler tabii buna. Zlatan'dan hep şey geliyor böyle. Hani atıyorum arkadaşlarla barlarda oturuyor. Kolunu atıyor böyle. Geçen Tanrı'yım. Hikayeye giriyor. Bir çarpacağım. Tapıyorlar kızım bana.
Birden seviyeyi çok hızlı düşürüyorum. Karim Benzema. Mutlu olmak için çok para sahibi olmanız gerekmiyor demiş. Ama olursa tabii. Bunu söyleyen herif Rihanna ile 500 liralık soda içen adam. Aynen oğlum, direkt aklıma o geldi ya. Nusret'te milyarlar bırakan adam. Ama işte sorsan dünyevi zevkler der. Tabii. Sorsan ben o sodayı içmesem de mutluyum der. Ben zaten İslamiyet'le buldum huzuru. 700 milyon dolar ekstra oldu falan. Tabii. Aynen. Yani biz de yani ben bu arada huzuru bulmasam da olur 700 milyon dolar varsa. Bir gerginlik olur yani, şey yaparım, kaldırabilirim diye düşünüyorum. Ben mutluluğu bulmasam da olur. Para olsun da. Bir başka zevzek futbolcu Mario Balotelli. Tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim. Delirme noktasındayım. Delirmiş de olabilirim. Zaten anlaşılıyor gibi hani gidişat. Delirmiş de olabiliriz diyor. Delirmiş, evet. Delirmiş belli ve delirmiş bu arada. Yani daha önce delirmemiş miydi? Şu an ne yapıyor Balotelli? Bir fikrim yok benim bu arada. Onun bir tane anısını hatırlıyorum. Bunu polis çeviriyor hızlı gidip. Hadi bakalım. Keşke böyle şeylerimiz olsa. Editlerimiz son hattan anılar. Evet. Biz zaten bunu tarih yazar diye bölüm yaptık ama o beyanları bana hazırlatıyor. Kendi güzel bilimleri kafasına göre veriyor arada. Coşarsa paşam. Hani böyle oğlum aklıma koymuş. Geliyor, yeri geliyor, anlatıyorum lan köyler. Anlatmıyorum. Leblebisini çıkartıyor. Dur. Söyle hadi söyle. Sonattan anılar. Polis çeviriyor bunu. Bakıyor yandaki böyle yan koltukta böyle bir torba para var. İnanılmaz büyük miktarda para var ama böyle bir çanta dolusu. Polis diyor ki niye bu kadar parayla geziyorsun? Çünkü zenginim diyor. Bu kadar. Çok tertemiz yani. Bir insan kalitesini tek cümleyle nasıl belli eder? Bütün hayatını. Bu Batman. Aynen, Snyder Cut. Batman. Senin süper gücün ne diye soruyor ya şey Flash. O da zenginim diyor. Evet. Bir de şey var ya. Normalinde de vardı. O yüzden spoiler normalinde olmaz diye. Vardı. Şey. Ya bu ev ipotek olmuştu. Bunu nasıl yaptın? Bankayı satın aldım. Vey! Şakalara bak ya. Bu Batman'in zenginliğiyle ilgili çok böyle... ucuz şakalar yapıyorlar ya, zenginliğiyle ilgili ucuz şakalar yapmaları da ayrı bir kontrast zaten. Bu şeyde de vardı, Nolan üçlemesinde. Restoranda oturuyorlar. Bunun şey neydi o kızın adı? Şeyin yanına geliyor. Rachel'ın Harvey ile takıldığı yere geliyor. Masaları birleştirmeye izin vermezler burada falan diyor Rachel. Cik cik cik. Adam hemen bir çek yazıyor. Dur şimdi satın aldım ben burayı falan diyor. Yok zaten benim diyor. Zaten benim miydi? Bir ara da havuzdan çıkar mısınız beyefendi falan denen yeri satın alıyordu ya. Şey diyordu ya hani operaya gideceğiz biz Rachel'la diyor adam. Evet. Operadaki kızları almış, operayı kapatmış. Yatta geziyor falan. Bir de ben şeye çok gülüyorum onda ya. Hani acaba Batman kim diyorlar. Şehrin ortasında inanılmaz gotik siyah bir bina var. Wayne yazıyor üstünde. Kim acaba? Hayır, bir de şey inanılmaz böyle 100 yıl ileride teknolojik aletler... kullanıyor. Kim yaptırabilir ki bu aletleri acaba? Şöyle bir bak, hani kafanı kaldır bir bak ya. Wayne Tower girsin sana Allah aşkına. Otur sanayide arıyorum. Batman'i bulacağım. Dur bakalım. Bunu yapıyor kesin. Evet. Seviyemiz yükselmişken biraz Batman falan daha böyle elit yerlere gittiysek hazır. Çok dünyaca ünlü bir müzisyenle devam etmek istiyorum. Rihanna. Türkiye'li. Hayır, Fazıl Say. Ah tamam, olur. Fazıl Say'ın yaşadığı öfke nöbetini yakaladınız mı geçen hafta? Gol kaçırdığındaki. Oğlum, adam o kadar resital böyle bütün dünyaya kendini dinletiyor. Ama en çok çıkardığı sesi merak ettiğimiz an o oldu yani. Farkında mısınız? Evet. Video sessizdi ya. Ama bu yani bize de olumsuz yansıdı. Bütün futbol düşmanları o videoyu işte sanatçı bile olsa futbol bir insanı bu hale getiriyor diye paylaştı evet, o videoyu. Evet. Fenerbahçe kanserdir falan diye paylaştılar ya. Haklı. Bir kişinin futbola bakış açısından baya karakter analizi yapılabilir ya bence. Yap bakalım. Fazıl Say her zaman tutkulu bir adam. Benim karakter analizimi yapar mısın sonra? Piyano çalarken de yarım tükürük atıyor bu adam. Boş mu adam? Sen mesela çok fanatik adam değilsin. Ama ben mesela şöyle bir hocam vardı benim üniversitede. Profesör bilmem kim. Sanat tarihi dersi veriyor. Bizde mitoloji dersine giriyordu adam.
Böyle hani kendini de böyle mitolojik karakterlere benzetmiş. İsmini vermeyeceğim şimdi Google'latalım. İsmini vermeyeceğim Zeus. Onun değil oğlum ya. Tanrı'nın ismini değil. Adamın ismini. Zeus derdik ya biz. Hangi karaktere benzetmiş? Zeus'a. Minotaur değildir umarım yani. Neyse. Siki dışarıda geziyor değil mi? Adam Zeus da öyle. Her Fener maçında hakikaten Siki dışarıda geziyor. Facebook'unda amına kodum Galatasaray falan Saraçoğlu'nu paylaşıyor böyle falan. Mitoloji dersi veriyorsun lan sen üniversitede. Profesörsün amına koyayım. Sanat tarihi, metin okumaları falan diye dersin var yani. Ne Saraçoğlu'su? Abi bir şey söyleyeceğim bu arada. Yani bu güzel anlattın ama. Yani ben profesörüm, ne anlatıyorsun? İşte Minotaur falan. Ben normalde de çok ciddiye almam muhtemelen. Ya işte sen ben almayız da. İlla adama Yunan böyle seminer falan verdirtiyorlardı Roma'da yani. Ya başka ne mitolojisi anlatacak? Lan şeyde yani bir sürü mitoloji belki de şey bu topraklardan bir şey Sümer. Sonuç olarak masal anlatıyor hepsini. Tamam Turgut'un da karakterini böyle hani futbola bakışından değil de. Peki Fenerbahçe bakışından. Fenerbahçeli miydi? Fenerbahçeliydim. Nereden kurdu acaba bağlantı? Yani Zeus Yıldırım atıyor. Yıldırım Aziz Yıldırım var bizde de falan gibi bir şey. Yapma sen İsmail. İsmail'in yeni stand-up'ları başlıyor arkadaşlar. Oğlum bunun üstüne söyleme. Dur, yavaş çekerim. Peki. Fazıl Say'ın yaşadığı sinir krizinin yansımalarını ben size okuyayım tek tek. Attığı tweetler. Hı-hı. İstifa. Adam gibi teknik direktör lazım. Ben en çok buna takıldım çocuklar. Hani sinirlenebilirsin, gaza gelebilirsin falan ama bir anda böyle dili falan kaybedip. Bu da adamcı olmuş. Hani eril bir yere geçip sen Fazıl Say olarak adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesine bak. En ufak üzüntü yok. Bu maçı iman gücüyle alırsın. Aa. Hüsranla bitti. Koca sezon. Bir koca sezon daha. Yazık. Evet. Fazıl Say deyince benim aklıma müziğinden önce Hande Ateizci ile çıkması geliyor. Öyle bir şey vardı değil mi? Evet. Bütün bu bilgileri nasıl beyninizde depoluyor olabilirsiniz ya? Ne bileyim abi. Hande Ateizci ile Fazıl Say'ın çıkması bence büyük olay yani. Çünkü biz Fazıl Say'ı ne bileyim işte Londra Filarmoni Orkestrası'nın önünde resital veriyor falan filan ya. Yani Hande Ateizci biraz ne? Yani long shot oluyor yani. Tahmin etmezsin yani, tamam mı? Hande Ateizci ile çıkmış mıdır acaba falan. Ama mesela bak şu an müziği çıkar. Bu tweet'i atan adam Hande Ateizci ile çıkar. Bu tweet'i atan yüzlerce insan var abi zaten. Aynen öyle. Yani ilginç geldi bana da. Benim de mesela Fazıl Say'dan değil mi aklıma ilk şey geliyor. Ben Fazıl Say'ı gidip izlemişliğim de var. Orada da hani şeye bayağı hani takılıyorsun. Adam çalarken çünkü çok kendinden geçiyor. İnanılmaz bir trans hali. Muazzam çalıyor lan. Bizim üniversitede de gelip çalmıştı. Hı-hı. Muazzam çalıyor yani. Hakikaten. Ve yani şöyle falan oluyor bak. Falan oluyor böyle. İnanılmaz tükürüyor. Yapma onu. Yapma onu bir daha sakın. Yapma. Ön sıralara hayatta oturmayacaksın Fazıl Say'ın. İnanılmaz tükürüyor çünkü. Oğlum adam yani ben müzikten anlayan bir insan değilim. Yani ne çaldı, ne etti, nesi zor. Basketbola ne kadar yakınsan müziğe de o kadar yakınım. Öyle söyleyeyim. Klasik LeBron müziğe. James. Bir tek adım sonat yani. Ama hani ben bile anlıyorum herifin yaptığı çok unik bir şey var diye. O adam çıkıp da işte adam lazım. İman gücüyle alırsın bu maçı. İstifa et falan. En büyük Fener hepinizin amına koyun falan. Bu tarz böyle şeyler yapınca gerçekten üzülüyorsun ya. Bir de videodaki hali de biraz o şey gibi değil mi? Bir tane şey karakteri var ya. İnternet karakteri. Köksal Baba mıydı? Tam ona benzemiyor mu o halleri? Böyle body body gidiyor, yastık atıyor ekrana falan. Bir şeyler yapıyor. Böyle elini kolunu sallıyor. Beni mesela bu kadar çok üzüldüm ben Fazıl Say'ın o videosunu izleyince. Mesela Aziz Sancar da bunu yapsa anca o kadar üzülürdüm ya. Anladın mı? Aziz Sancar da düşünemiyor. Nobel ödülünü fırlatıyor. Oynayacağımız bu takım kimyasını sikeyim. Vereceğim Çernobil'i şimdi. Çok iyi. Evet. Geçelim o zaman Pelkas'a. Ne oldu? Hiç. O kadar hiç bilmiyorsunuz ki Çernobil falan diyor vermeye çalışıyorsunuz. Oğlum kimyayla mimyayla radyasyon falan verir işte ya adama. Allah Allah. Yani vardır belki şey yani iyice şey. Ne lan sen fizikçi değil misin? Kim? Ha yok. Turgut kimyacı. Ben kimyacıyım. O biyolog. Hiçbirimiz fizikçi değiliz.
Tamam, fizik ben, sana kaldı. Tamam, yine. Ben de fizikçiyim. Bu arada sen ne kadar fizikçiysen ben de o kadar biyoloğum zaten. İnanır mısınız? Ben de o kadar kimyagerim. İnanırım, o yüzden özgüvenliyim sana. Neyse, yani şey, beyan almak dışında buradan evet Yasemin'e bağlanıp belki bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Yani bu kadar cahil bir araya gelmemeliydik gerçekten. Evet, Pelkas'a geçiyorum. Demiş ki pazar günü kazanabileceğimizi biliyorum. Tanrı da bize şans verecek demiş. Ama şimdi bu herif Yunan. Hangi tanrıdan? Geldik mi yine mitolojiye? Güzel. Bak şimdi İsmail'in yeni stand-up'ları. Yazdığı zaman şakaları çok iyi. Doğaçladığı zaman zorlanıyor. Bu yazılmış şaka. Bu çok bariz. Hadi lan, yazmadım da neyse. Yasemin yazdı. Değil mi? Orada da evet. Hayatım, burada patlatırsın bu şakayı. Şöyle, madem hadi konusu açıldı, söyleyeyim. Önümüzdeki çarşamba... İyi şakasından sonra söylüyor bak. Önümüzdeki çarşamba Kadıköy'de altılı bir grupla gösterim. Kardeşim, konusu daha geçen de açılmıştı. Hayır, şimdi açıldı. Nereden çıkarttın? Yok. İki beyan üstte de açıldı konusu. Neydi? Böyle bir şey yok. 27 Mart'ta da Ankara'dayım arkadaşlar. 27 Mart Cumartesi saat 17. Ama işsizler gelebiliyor bir tek, çünkü anladığım kadarıyla. Cumartesi lan. Ha, iyi, okey, süper. Ankara'da serbest Ankaralı. Ya. Ankara'da pazar da serbest değil mi? Aynen. Serbest. Evet. Ne diyorsun Turgut? Pazar günü Tanrı. Hangi ya, tanrıları? Bunu gerçekten söyle. Hangi Yunan tanrısı acaba Fenerbahçe'nin pazarı? Afrodit. Hadi. Yani Fener'in kazanması için çok ciddi bir Tanrı yardımına gerek var. Evet, Tanrı istemezse. Peki Sonat, şansını kaçta kaç görüyorsun Beşiktaş'ın? Ya her zaman %50 ya. Derbi olduğu için mi? Tabii. Ya sen de, kardeşim şöyle bir şey, televizyonda var. Spor yorum mu yapıyorsun? Ne bu kadar ılık götlü yorumlar ya? %50'ymiş. Konuşuyor. Gönlümden geçen size 6-7 tane sıkıştırmamız. Bizim sıkış sıfırlığın da unutulması yani. Çünkü yani olsa kimse şaşırmaz. Vallahi öyle, öyle kötü oynuyorsunuz. Bizim öyle kötü da. Yönetiliyorsunuz. Öyle kötü bir teknik direktörünüz var. Ha? İyi dediğiniz oyuncular da o kadar kötü. Oh be, evet. Ha, ama benim tecrübelerim şu. Fener gibi oynamıyor bu maçlarda. Beşiktaş da Beşiktaş gibi oynamıyor. En iyi olduğumuz başta baktık Fener atamıyor. Kendi kalemize attık oğlum. 1-1 bitti maç ama. Oğlum bunların kan kokusu olunca Hasan Ali 30 metreden 90'a taktı. O yüzden ne olacağı hiç belli olmaz. Ya zaten hep şey oluyor böyle. Daha az favori olan, kötü olan bir aşırı gaza geliyor. Fenerbahçe. O hep Fenerbahçe. 10 yıldır Fenerbahçe. Evet. Söylemeyeyim dedim ama. Bu arada Gekas da antrenörlük belgesi almış galiba. O da Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yapmış. Belki Pelkas'ı çalıştırmaya gelir Erol Bulut'tan sonra. Alex başlamış ya şeye. São Paulo U20. Aynen. Bak, Alex bile olsak U20'den başlıyorsun. Bizimkiler hemen. Bilmem nenin hocası olayım hemen. Ben mesela en çok o şekilde Hacı'ya acıyorum, üzülüyorum. Çok iyi bir kariyeri olmasını isterdim teknik direktör olarak ama Bursa Spor'u falan gelip küme düşürdükten sonra bir daha da sizde, uğramadı size yani. De çok bize de çok kötüydü. Bize de çok kötüydü. Hırsızsınız! Hırsızsınız hepiniz! Peki, kötü hoca demişken Erol Bulut demiş ki Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım. Ulan daha ne sorun olacak? Sorunuz ne, gol atamıyoruz? Gol atamıyoruz, maç kazanamıyoruz ama kötü takım değil, kötü oynamıyoruz ha. Yani istatistikler ne? Acaba hangi istatistik acaba? Taç. Ben mesela bir istatistik söyleyeyim. Taç. Puan durumu. Çok mu? Fizik bir istatistik yani. Oğlum zaten istatistik. Oğlum kafayı yediklerini oradan anlayabildiniz zaten. Diyorlar ki hocam kötü oynuyorsunuz. Onlar da 58, biz de 58. Ne olacak ki diyor. Ya bu kadar şuurunu kaybetmiş insanlar var şu anda Fenerbahçe'nin başında. Tamam da lig bitmedi hocam. Daha 15 hafta var. Nasıl yapacağız? 58-58 Allah Allah. Peki. Ve devam etmiş. Demiş ki bu takım Beşiktaş'ı yener ve şampiyonluk havasına girer. İstifa etmeyi de kesinlikle düşünmüyorum demiş. Dünyada düz. Ya bu diye bir şey de yok. O ayın arkası. Amerika'da Mars'a gitmedi zaten. Ay'a da gitmemişlerdi. Bir süre teknik direktör yapmayabilirler. Ben tazminatımı alayım kardeşim. İstifa ben şimdi gidip biraz ateş böcekleriyle konuşacağım. Tamam mı çocuklar? Bunun
şey de düşüktür. Tazminatı da düşüktür. Yani bu kovulmayı da kendini kovdurmaya da uğraşmıyordur bu. İstifa da etmez. Kaldı başımıza. Peki geçtim derbinin diğer tarafına. Sergen'e sormuş muhabir. Demiş ki Fenerbahçe maçını mutlaka kafanızda oynamışsınızdır hocam demiş. Sergen de demiş ki yok oynamadık. Bayılıyorum Sergen'in şu. Gerçekten sıfır oynuyor adam basına. Yani aklında ne varsa onu söylüyor. Oynamışsınızdır hocam kafada. Yok. Benim daha önemli işlerim var. Ama şey de diyorlardı ya, pandemide futbolcuların şeyini evet, takip ediyorsunuzdur. Vallahi ne yalan söyleyeyim, etmiyorum. Ben de bileyim herkes nerede. Yani bayağı şey, Queen's Gambit şeyi muamelesi yapmışlar Sergen'e. Gece yatıp tavanda maçı mı oynatıyor acaba kafasında falan gibi. Oyuncuların üzerinde ama baskı yoktur abi. Çünkü yani hocada hiçbir zaman böyle bir beklenti yok. Yani maçtan 2 gün önce çalışırız çocuklar. Ondan sonrasını kısmet evet, bakalım. Ya dur, sabah erken kalkar çalışırız. Ne gerek var, tamam. Turgut, peki bir şey soracağım. Sen o kupanın anısı mı var? Değeri mi var manevi? Niye kırık kupayı kullanıyorsun sürekli? Abi bu benim evimde içinde ne olduğunu göremeyeceğiniz tek bardak. Ulan. Beklediğim cevap bu lan. Helal olsun ya. Helal. Peki. Evet. Joseph de Souza demiş ki burada insanlar yaptıklarımın farkında. Bana herkes gizli kahraman diyor. Gizlisi mi kaldı lan? İşte anladın mı? Herkes farkında. Ya o herhalde Abu Bakar'a nazaran falan söylüyor. Yani ama öyle mi? Oksimoron bir cümle değil mi bu yani? Joseph'i şey çok fazla şey övmek istemiyorlar. Bir şekilde ikna ediyorlar. Sen gizli kahramansın oğlum. Sana prim birim o yüzden vermiyorum. Gizli, şimdi prim versen belli olacak. Aynen, oğlum açar, öyle. Açar. Ama planımızı öğrenir diğer takımlar. Batman gibi düşün oğlum. Sevdiklerini korumak için seni övdüm. Evet, peki. Bu arada inanılmaz top oynuyor Joseph ya. Evet. 10 kişi kaldığımız bir maçı hatırlıyorum. Ne maçıydı unuttum. Ensaka'da durduk yere böyle çok manasız bir bölgede risk falan yokken adamın ayağına bastı, kırmızı kart gördü. Maç sonunda Joseph yerde yatıyor çimlerde. Ben yani normalde kafadan duman çıkar ya oyuncuların. Bütün vücuttan duman çıkıyordu oğlum böyle. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Fener'e gelecek sezon başında. Dedik ki ne işi var? Onun yerine Mert Hakan aldık. Aa, iyi yapmışsınız. Açıkçası. Yani şu puan farkı tam tersine olabilirdi muhtemelen. evet, geçiyorum Galatasaray'a. Evet Turgut, haberi ver. Oğlum haber yani 4 şutluk maç işte. Maç 12 dakika uzadığı için hatta geç girdik yayına. Evet. Biz maçın bu arada hepsini izlemedik. Turgut izledi. Yok, Turgut izliyor. Ben inanamadım oğlum. Ben Türkiye Ligi maçlarını ben televizyona açıyorum. Sessiz, tamam mı? Genelde her şey olduğunda. Ben ekranda olanlara inanamadım. Mecbur sesi açmak zorunda kaldım. Yani güzel bir maç vardı gerçekten. İzlemek keyifle de izledim. Teşekkür ederim iki takıma da. Sarı kırmızı kim? Granada mı bunlar? Evet. Bize itelediler 4 tane kendi sahamızda Rize tarafından. Fatih Terim'in bağırışını duydunuz mu hakeme? Ne diyor? Onunla dönüyordu. Sıkıyorsa gel buraya göster kart diyor hakeme. Evet. Ben onu gördüm ama anlamadım. Çünkü ben şunu gördüm. Hakem kartı gösterdi. Buraya gel göster diyor önümde. Artık. Peki. Ben bir süre tribünde Falcao ile beraber izleyeceğim. Peki Falcao demişken. Demiş ki Galatasaray'a ve taraftarlara bir borcum var. Şimdi sıra bu borcu ödemeye geldi demiş. Sakatlıyor böyle bütün taraftarı. Benim bildiğim bir de Medical Park'a yüklü bir borcu. Acaba onu kim ödeyecek? Yani onu da taraftardan aldınız çünkü. Ya bu çocuk yazdı mı çok güzel yazıyor ya. Belki de açıklamanın devamı öyle değil mi? Galatasaray ve taraftara bir borcum var ama asıl önemli olan Medical Park'tan da kol gibi geldi vallahi. O ödenir de çocuklar. Size ben vallahi bende oldukça ben size veririm. Ama ben şey beklemiyor yani, hastane beklemiyor. Peki geçelim. Hıncal Uluç. Hıncal Uluç'u niye alıyorum?
söyleyeyim. Ölmemesi bile zaten çok büyük haber değeri taşıdığı geçenlerde işte geçmiş olsun çok hasta herhalde diye almıştım beyanını. Beyanını okuduktan sonra. Şimdi de şöyle bir beyanda bulunmuş. Sakatlıktan döndükten sonraki formuna bakarsak ben olsam Muslera ile sözleşme yenilemezdim demiş. Sevenlerine buradan başsağlığı diliyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş. İlk yani bunu yaptığınızda yapmayın oğlum yazıktır demiştim ama yani yaşamıyor evet, belli ki. 4 tane yedi ama Muslera da kaç tane çıkardı Turgut? Oğlum Muslera yani şu anda bak şu anda Fener formasını giysem mi dese gider formayı ben koşarak giydiririm üstüne. Sizin sizin de efsaneniz. Alırım lan. Evet. Öyle bir adam Muslera. Sen delirdin mi ya? Tabii. Peki. Geçtik Fatih Terim'e. Bu maça kadar tabii haberimiz yoktu bu maçtan ama demiş ki takımda kimse mutsuz değil. Bu şey çok hoş bir açıklama. Çünkü yani takımda herkes mutlu dememiş. Takımda kimse ölü değil. Yaşıyor takımdakiler. Şey dedi ya bak ben onunla birleştirdim. Takımdaki herkesin lisansı var. Haberiniz olsun. Ya, güzel yani bariz şeyler değil mi? Bu takım Galatasaray. Şu beyanla birleştirin. Bu kovdunuz ya şeyi Belhanda'yı. Evet. Belhanda olayının takımda moralleri bozmasına izin vermem gibi bir şey dedi. Yani insanları cebren ve hileyle zorla gülümsetiyor olabilir. Her şeye rağmen gülün. Ama hocam Belhanda sus lan! Uzatma. Oyununu oyna. Gittiğine göre hangimizin çocuğu bana dede diyecek? Böyle bakıyor. Evet, Belanda'nın çocuk da dede diye koşuyormuş Fatih Terim'e. Videosu çıkmıştı geçenlerde gördünüz mü? Degaj diker şimdi. Oğlum Harvey Weinstein muhabbetleri gibi şeyler bunlar. Ben çok koruyorum. O da evine getirip kendine yapma. Şey falan diyormuş ya. Oraya girme. Yani oraya girmeyi ben zamanında Weinstein'a da demiştim. O da dinlemedi. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar 40 ne 57 57 bölümdür. Hatta 0. bölümümüzle beraber 58 bölüm Diyojen geldik. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle muhtemelen de bu son beyanımız olacak. Bülent Uygun'dan geliyor beyanımız. Ha, niye benim kanalda yapıyorsun oğlum? Allah bizim canımızdan alıp Erdoğan'a versin. Atatürk bugün mezarından kalksa Recep Tayyip Erdoğan'ı anından öper. Çünkü onun düşündüğü, planladığı her şeyi yaptığını görür demiş. Evet Sonat. Buyurun sohbete. Tabii canım kulaklık bozuldu. Yeni de kulaklık. Sponsor de bozulmadı. Benim herhalde kulağım bozuldu. Kulaklığa bir şey olmaz da. Evet. Nereye gidiyor ya bu? Sonat'ın kulaklık bozuldu. Turgut kalktı gitti. Evet. Öyle bir açıklama yani siz düşünün. Evet, var mı bir delikanlı bu açıklama üzerine konuşacak? Var mı bir baba yiğit? WhatsApp düzeldi mi ya? Ha, ne olmuş? Instagram falan çökmüş. Dolar kaç oldu ya? Ona da girme. Ona da giremiyoruz, doğru. Evet. Neyse, burayı keseriz. Başını keseriz. Öyle senin YouTube'a basacağız burayı. Evet. Ne diyorsunuz? Haklı mı Bülent Uygun? Onu tabii ki öncelikle haklı. Ben cevabımı haftaya vereceğim. Ulan o zaman bak bana burada şey verirsin. Burada golümü atarım. Orada yiyeceğimi yerim. Her türlü benim YouTube kanalı sıçacak arkadaşlar. O yüzden siz rahat olun. Siz hadi tekrarları mekrarları kapatırsınız. Burada kapanır sizin olay. Şu an izleyen izlemiş olur. Allah bizim canımızdan alıp Erdoğan'a versin diyenler şu an like'a yüklenebilir mesela. Bakalım. YouTube için diyorum bunu. İyi düşündüm lan. Hayır öyle bir şey yapmayın. Dislike rekoru kırıyoruz. Yapmayın. Hatta öyle düşünenler dislike atsın kanala. Bizden alsın, Erdoğan'a versin diyenler dislike atsın. Ha böylece de şeyin önünü tıkamış oldum. Bu videomuza hiç dislike gelmeyebilir. Evet. Erdoğan çok uzun değil mi lan? Alnından öpmek. Atatürk, zor yani. Atatürk öpmek isterse herkes öper. Hadsiz. Doğru eğiltir önünde. Böyle de evet yani neyse sen bilirsin tabii. Ferit açıklamalar. Senin yok mu ya kendi kişisel kanalında bir programın? Orada ben böyle bir orada FETÖ konuşalım. Şey stand-up'ıma gel bağır seyirciler arasında.
Ben senin stand-up'ta çok enteresan bölümler var. Ben bir geleyim GoPro ile oraya. Evet. Güzel olur gerçekten. Oğlum bu arada şaka yapmıyor. Benim biliyorsun tweetimin altına adres vermiş insan bu. Bundan kork. Doğru. Doğru muydu lan adres? Ben hayal meyal hatırladığım kadarıyla şey yaptım. Ne diyeyim? Yanlış mı diyeyim kanka? Doğrusunu mu vereyim? Anlamadım yani. Peki gündemi kapatmadan birkaç tane size haber vereyim. İsviçre'nin Sion. Gerçekten haberlere bağlansa ya. Evet evet. Oğlum bu arada Sion, haber çok güzel lan. Sion diye mi okunur o? Sion. Sion. Sen Sion başkanı Kristen Konstantin falan anladın. Herif inanılmaz bu arada değil mi? Yani Konstantin. Kristen Konstantin. Keşke ismim Konstantin olsa. Hani, bütün cool kelimeleri toplamış herif bu. Evet evet. Sion dahil değil mi? Hani kulübü de dahil yani. Tabii. Sion, başkan, Christian Bale'den o da. Konstantin. Christian Bale'den mi? Hristiyan lan adamın adı. Christian Bale'den. Bir de üstüne Hristiyanlık övdüler dedirtmeyelim Turgut. Oğlum Christian ve Konstantin birbiriyle uyumsuz değil mi lan? Yoksa uyumlu mu? Uyumlu. Konstantin Katolik. Katolik olduğu için mi şeytanları def ediyordu? Tamam. Yok kardeşim, ateist şeytanı görüyor kendisi birebir, hala ya, ateist. Ya bir siz benim kanalda yok ya. Yok ki böyle bir şey, yok ki. evet. Turgut'a gelince amına koyayım Ümit şey. Ne? Neydi lan o adam? Ümit Özat. Evet. Bana gelince anasını satayım. Oo yani şimdi tekrar konumuz etmeye gerek yok da. İsmi lazım değil, you know who. Evet kardeşim. Hristiyan evet, diyorduk. Bu Hristiyan diyor. Bu Sion başkanı sevgili Kristin Konstantin kendisini teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı. Bir şey söyleyeyim, açıklayarak lütfetmiş. Bir şey açıklamaya da bilirdi. Çok mantıklı. Yanında çıkıyor sanmış. Evet yani. Oğlum bu bana hiç garip gelmedi. Yıllardır. Evet. Yani bunun açıklanmayan versiyonunu Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yapmıştı. Ha sen Aziz Yıldırım'dan yaklaştın. Ben başka yerden yaklaştım ama konuyu kapatıyorum. Sen nereden yaklaştın? Neyse kardeşim, bu ülkede kim kendini neye açıklıyor? Ha değil mi? Şey, kendimi atadım, kendimi onayladım. Buna kendimin itirazı var mı? Yok. Tamam, kabul edilmiştir. Spider-Man görse... Oğlum Max Giyam... Yapma. Ne öbürü neydi ya? Atletico Mineiro ha falan, fizyoterapi sonra geçiyor. Bir de şeyler var ya ülkemizde yine. 4 tane böyle yerden maaş alıyor kendini. Hem rektör hem dekan falan, neyse. Geçtim evet. Ne oldu Sonat? Sen dur. Haftaya kadar tutuklanmayayım yeter oğlum. Şov yapacağım şov. Peki geçtim evet. Atletico Mineiro'nun fizyoterapisti demiş ki. Bu Sonat dedi ki. Sonatçım şu beyanları oku dedik. Dedik ki okusam evet. Ne olacak? Beyanlarda ne olabilir ki dedi. Belli ki İsmail buna göre hazırlamış beyanlar. Yani İsmail'i adam sandığım için. Dersimizi aldık mı bu hafta? Haftaya okuyacağız mı beyanları? Siz okumazsanız buraya Bay Lok indirmeyen beyanları. Evet geliyor. Hakan Şükür. Ha, sen işte söyledin yani. Hepsini bütün beyanların kendin yazdığını kabul ediyorsun anladığım kadarıyla. Böyle bir şey yok. Evet. Peki. Yo, pardon, bir de kız arkadaşın Yasemin'le beraber. Lan oraha hiç girme. Oraya hiç girme. Ben daha dur. Savunma sanayi falan giriyor işin içine. Hiç yapma onları. Evet. Biz bu programda şeyi konuşabilmiş miydik lan? Neyi? Konuşamamıştık. Dur ona girmem lazım. Konuşamadıysak. O zamanlar güzel günlerdi. Dur. Bu Rockefeller'ın kızına, mirasçısına pilav yedirdi ya Enes Kanter. Evet. Bunu konuşamadık değil mi biz bu konuşamadık. Program? Konuşamadık. Haftaya inşallah. Gülmeyin. O da çok ilginç bir birliktelik. Ya neyse dur, haftaya onunla ilgili bir iki beyan toplayayım geleyim ben. Ne? Canını yediğim. Ben yardımcı olurum. Aynen. Haftaya beyanlar benden. Haftaya Enes Kanter'i getirmiş. Yanında duruyor böyle. Tarih yazar. Tarih kaç? 15 Temmuz diye. evet. Atletico Mineiro'nun fizyoterapistine geçiyorum çocuklar. Bırakın beni. Tamam. Yok geçme. Yok mu başka konu? Evet. Arif Erdem. Yok neyse. Demiş ki bu fizyoterapist. Bu arada Hulk Beşiktaş'a gelecekti sene başında biliyorsunuz. Son anda Atletico Mineiro aldı. Fizyoterapist demiş ki isyan etmiş herif. Hulk çok terliyor. Terlemek sağlıklı falan biliyoruz ama
Su kaybını da bir şekilde gidermemiz gerekiyor. Canımız çıkıyor kuluk. Bir defada 5 kilo birden veriyordu. Bir defada mı? Evet. Ya ben şey duymuştum. Bu orkestralardaki kemancılar da bir konserde 3 kilo veriyorlarmış onu. Formula 1 yarışçıları da. Aynen. Formula 1 yarışçıları da baya 6-7 kilo veriyorlar bildiğim kadarıyla. Ama Hulk neyin bir defasında 5 kilo veriyor? Bir antrenmanda. Maçtadır ya antrenmanda. Yok lan antrenmanda diyor. Hadi ya belki de maçta diyordur bilmiyorum. Antrenmanı ben şu an uydurmuşum. Yokmuş beyanda öyle bir şey. Beyanda öyle bir şey yoktu oğlum. Yani Hulk bir defada 5 kilo zayıflıyor. Neyin bir defası acaba? Sıçıyor değil mi sabah? Bir kere de çıktı. Hulk doğuruyor tuvalette. Böyle bir şey yok. Sezaryenle alıyordu. Bir de kulüp tesislerde sıçıyor değil mi? Fizyoterapiste de şey diyor. Bir 10 dakika girme. Minero fizyoterapisti. Ne mikrofon diyor. Ne fizyoterapisti ya diyor. Ben kanal şeyciyim. Lehumcuymuş. Belki de direkt hani fizyo değil de direkt terapisttir. Hani Hulk'un milletin psikolojisiyle oynaması üzerine. Wow, o tuvaletteki neydi öyle ya falan. Çok terleyen de hiç çekilmez. Haklısın. Çekilmez. Ama ter bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tükettiğin sıvı miktarına, tükettiğin yiyecek miktarına göre kokusu artıp azalan bir şey. Çok şey, çeşidine göre daha doğrusu. Tabii, yani tabii. Çok baharatlı yersen, çok işte sarımsak vesaire. Bir duyuyoruz, de, duyuyoruz. Kuşkonmaz arkadaşlar. Kuşkonmaz insanın çişinden dahi çıkıyor. Güzel bilgidir. Peki. Geçtim. Muhabir demiş ki Xavi'ye, Messi Barcelona'da kalacak mı sence? Xavi de demiş ki umarım inşallah kalacak. Gerçekten birebir inşallah demiş. Abi adam yani Katar'da. Direktör olunca Xavi'nin bir an önce dönmesi lazım. Gidiyor Xavi yavaştan. Evet. Yani kesin şu an namaza falan gidiyordur zaten orada diye düşünüyorum. Gitmezse veya kelle gidiyor çünkü. Evet, öyle o kalabalıkta da şeyi arıyor mudur acaba, hani lan aradan görebiliyor muyum mezunu falan diye böyle bir şey var mıdır? İmamı görebiliyor muyum? Evet, evet. Buradan bir o koy. Şey en sonda selam hareketi var ya sağa sola, onu çok hızlı yapıyor böyle. Sola bakıp sağa yapıyor. Kendi etrafına tam tur atıyor değil mi? Onun yüzde hareketlerinden biri. Oğluk selam veriyor. İnanılmaz kıldırıyor. Evet. Geçen bir tane şeyde Dani Alves'in Xavi ile ilgili çok güzel bir sözünü duydum. Biz hepimiz anı oynuyorduk futbolda. Xavi bizden 10 saniye ileride oynuyordu demiş. Ya bu ben ya bu birilerini... Hadi ırkçılık yap hadi. Bunların birbirlerini övmesinden ben çok sıkılıyorum abi işte böyle. Birbirine dönüp ben ya İsmail için böyle bir şey söylediğimi düşün mesela. Şöyle bir sahne geliyor. Ama evet Xavi'den evet. Burada senin İsmail'e söylemenle aynı şey mi? Dani Alves Xavi'ye söylüyor lan. Şöyle. Evet, son haberimiz. Değişik bir olay bu da. Kingsley Coman, Bayern Münih'in futbolcusu, antrenmana Mercedes G63 ile gelmiş. Kulübe almamışlar. Çünkü Bayern Münih'in ana sponsoru Audi'ymiş arkadaşlar ve tesislere, antrenmana, kulübe başka bir marka arabayla gelmek yasakmış. Çok ilginç lan. Bir anı siz ya. Bu arada herhalde yasak bu öncelikle. Yani ne olacak? Bir de para cezası vermişler Coman'a. Bak ben şimdi bunu hikaye anlatacağım. Bir etkinlik. Ne ismini söyleyeyim ne oradaki firmayı söyleyeyim. Bir oyun etkinliği. Evet. Kahve sponsoru almış. Onu da söylemeyeyim. Granül bir kahve. Siz herhangi birini düşünün. Granül kahvenin her yerde logoları var. Tamam mı? Böyle bilmem ne turnuvası. Böyle granül kahvelerle kendinize gelin. Sabah ayrı için akşam gece döndürün. Her yer basılmış tamam mı? Tamam. Bütün şirket çalışanları sabah elinde Starbucks'larla geldiler. onun adını niye veriyorsun? Oğlum çünkü onda sıkıntı yok. Diğeri para verdi. O Starbucks'ın konudaki tek şeyi bunlara kahve satmış olması. Yani o yüzden onları da almadılar. Şirketin etkinliğinde o şirket çalışanları yerden çıkartıldı. Çok normal böyle şeyler. Evet. Tabii normal. De yani. Ve bu arada Audi de araba verdi bütün oyunculara yani. Ona bin artık yani gelirken sana araba vermişler daha da. Bunların çok parası var ama ya. Senin bu de arada çok paran olsa var ya yani nereye harcayacağını şaşırırsın. Benim arabam da var ama bir araba daha alayım. Evet. G63 karıştırıp binilebilecek bir araba değil yani. Değil evet. Gördüğünüz G63'ü diyecektim. Bayağı şey zırhlı araç gibi yani. Yani aa G60'a mı binmişim lan ben? Ya, lan bu Audi değil mi ya? Öyle bir şey. Kızda kalmışım falan onun arabasıyla geldim. Ötekici pantolonunda kalmış onun anahtarı falan. Evet.
Peki, evet, bu da gündemden son beyanımızdı. Böyle toplu bir şekilde de yine Yasemin'e teşekkür edeyim bu birkaç beyanım için. Eline sağlık. Eline sağlık. Geçiyoruz tarih yazara. Gattuso'nun çok tatlı bir beyanı var. Direkt giriyorum. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Pirlo için muazzam. Tatlı, Gattuso için olmayabilir. Çok böyle sevgi dolu bir beyan. Doğruyu söylemek gerekirse Pirlo tam bir orospu çocuğudur. Milan'da birlikte oynarken bir gün masada telefonumu bırakmışım. Telefonumu alıp başkan yardımcısına mesaj atmış. Kız kardeşimle bir gece geçirmek ister misin gibi şeyler yazmış. Öncelikle gerçekten orospu çocuğuymuş yani. Evet. Ama yani eşek şakası dediğimiz. Burada da ince görmüş Pirlo. Aradan bırakmış Gattuso'nun kız kardeşini. Evet. Hayvanlık bu arada. Büyük. Büyük hayvanlık. Büyük hayvanlık. Bana nedense hep bu ikisi inanılmaz iyi anlaşan ikiliymiş gibi geliyordu. Ama evet. Dışarıdan baktığın zaman Pirlo Gattuso bu yapacağın şaka evet, değil evet. Yani. Evet, bu çok samimi bir arkadaşını yapabilir. Ama o ikisinden kim bunu yapar desen aklına Gattuso gelir. Tabii, evet. O da ayrı. Pirlo'nun daha bir ağırlığı varmış. Pirlo'ya bakıyorsun evet. Efendi bir adam gibi duruyor oğlum. Bir de şöyle olur. Hani ne kadar samimi olursan ol, Gattuso'ya böyle şaka yapamazsın lan. Yani Gattuso evet oğlum ya. Herif. Öldürür lan seni yani. Çift dalar ayağına yani. Böyle bir. Gattuso'nun akrabalarında kesin Napoli mafyasında olanlar vardır. Olabilir. Ben bu arada hani Gattuso'nun kız kardeşini merak ettim şu anda. Yani fotoğrafını istersin. Evet, nasıl bir tip çok merak ettim. İsteyeceğim yayın sonunda gerçekten. Aga. Acaba başkan ister mi? Neyse. Başkan da değil mi? Foto at yazıyor. Boydan. Evet, bu hafta atamayan atarlarımız yok arkadaşlar. Çünkü yarro yarro beyanlar vardı. Zaten yani, uzun uzun gündem yaptık. Yayının birinci saatindeyiz. Evet, birinci saatimizi de doldurduysak. Geçelim efendim 57. programın kim vurdusuna. Hazır mısınız arkadaşlar? Gönder. Yine Gattuso vurdu. Yine sen kötü bir seriydesin Turgut. Son at geçen hafta toparladı Allegri cevabıyla. Tamam. Ben bak gerçekten de yine kapatıyorum chat'imi, Mehmet'imi. Evet. Bunlara kötü de gitsem yine de hadi helal. Bakalım. Hatta bilgileri kapatma artık. Bu kadar abartma. Heh. Hadi bakalım buyur. Evet. Sonra senin bir şovun var mı? Bu ne yaptı ki? Ne oldu? Sonat'ın yalnız şu ifadesi tam şey ya. Bu Mahmut Tuncer ile İbrahim Tatlıses'in güneş gözlükleriyle birbirlerine şöyle yaptıkları bir sahne var. Gönder. Herkes hazır. Her yer kapalıysa geliyor. Bu haftanın kim vurdusu. Şimdi bu hafta farklı bir şey yaptım size. O zaman Yasemin hazırladı. Konsept yaptım. Yo, ben hazırladım yine. Bu açıklama 2003 yılında yapılmış. Aa, bilgi sanki veriyor. Evet, bilgimiz var. 2003 yılında bu insan şunu demiş. LeBron James. Drogba 100 bin euro etmez. Demiş. Bu yerli biri galiba. Bu insan. Evet. Şıklarımız Ümit Özat. Şaka. Şıklarımız Gerard Houllier, Sir Alex Ferguson, Didier Deschamps, Arsene Wenger. Tekrar ediyorum açıklamayı. 2003 yılında yapılmış. Drogba 100 bin euro etmez demiş. Drogba şu an kaç yaşında? Bilmiyorum. 40'ın üstü mü? 78'li diye biliyorum Drogba. 40'ın üstü, 40'ın üstünde. 43 oluyor değil mi? 43. Yani 2003'te 23-24 yaşında. Evet. Wenger'in alanından çıkmış oluyor yani. Gerard Houllier, Sir Alex Ferguson, Didier Deschamps, Arsene Wenger'den biri demiş ki. Ya da Wenger belki o yüzden dedi. İşte abi. O yüzden demiş. Ya bu Game of Thrones'da vardı ya, Too Old abi. Hı hı. Onun gibi bir adam işte Wenger. Ne diyorsun? Houllier hakkında hiç fikrim yok benim. Yani böyle bir şey diyebilir mi diyemez mi? Biliyorum ismini. Yani en azından böyle daha az bilinen adam A şıkkında. Bu İsmail'in taktiği. Diğer şıklar neydi lan? Şıkları tekrar edeyim. Deschamps. Gerard Houllier, Sir Alex Ferguson, Didier Deschamps, Arsene Wenger. Sence Arsene Wenger ile Alex Ferguson
böyle bir açıklama yapar mı yani? Tepki çekme riskine girecek. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum, takımlarında da var yani genç yıldızlar hep. Seviyorlar da. Drogba da 23-24 yaşında. 23-24. Chelsea'ye gitmeden öncesi mi oluyor bu? Galiba. Hiç ya, hadi son at. Ne hadi lan? Bu arada bir şey söyleyeyim. 18, 23, 24 bile değil. Neredeyse 25 artık Drogba hatta. Yani eğer bu 2003 lavuklu, diyorsak. Çok Didier Deschamps lavukluğu değil mi? Çok. Deschamps'a o kadar yakınlaştırıyorum ki ben de. O çok lavuk bir herif çünkü. Fazla sessizleşmeyelim. Sesli düşünelim Sonatçım. Dur lan. Bak. A şıkkını bilerek A şıkkına koyuyor böyle şeyleri ki A şıkkına koymaz diye düşünüyor. Bak bana oradan. İki Fransız koymuş. İki de İngiliz efsanesi koymuş. Fransız dallamalı bu ya. Ama yani 3 Fransız koymuş. Heh, onu diyecektim. 3 Fransız bir de İskoç var bu arada. Yani o kadar yanlış ki. Hayır, İngiliz efsanesi İngiltere Premier Lig efsanesi yani o anlamda. Ben risk alıp A diyeceğim ya. Ya sırf şıktan dolayı diyor. Şıktan dolayı. Şıkkın konumlandırmasından dolayı. Ha. İyi oluyor sesli düşündün. Ben ben ses dediği de bu. Sesli düşünme. Soru sorulduğundan beri en son kesinlikle olmaz diye kenara ayırdım ve üstüne hiç düşünmediğim Sir Alex Ferguson diyorum. Evet. Çünkü sanki bu soruyu da bilgi bile vererek en olmayacak birinden geldiğini kendisi de düşündüğü için olabilir. Böyle bir soru sormuş olabileceğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Peki bir adet kim demiştin sonra? Gerard Houllier mi? Evet. Gerard Houllier'miz, bir adet de Sir Alex Ferguson'ımız var. 2003 yılında Drogba Gengamp'tan Marsilya'ya yeni geçmiş. Bir sene sonra da Chelsea'ye gidecek. Hatta belki Chelsea'ye gitmesi konuşuluyor gibi bir yerlerde. Marsilya'ya yeniktiyse Fransız biri. Aman. Tam o sıralar Chelsea'ye gitti gidecek. Parlamış ama Marsilya'da. Drogba'nın 100 bin euro etmeyeceğini düşünen kişi Arsene Wenger. Evet. Ya biliyor yani. Yine üstünden de geçtik ya. Evet, üstünüzden ben geçmiş oldum bu şekilde. 2'de 0 çektiniz. Yine tebrik ediyorum arkadaşlar. Öf. Yaşından belliydi ama. Evet. Arsene Wenger'in böyle failleri var bu arada. Arsenal'da alıp da gönderdiği, almaktan vazgeçtiği falan ve sonra çok büyük futbolcu olan isimler var. Drogba 100 etmez dedi, gitti. Yaya Sanogo'yu aldı ondan sonra. Ona bakarsan işte Fabregas'ı çok çabuk gönderdi. Pique'yi çok çabuk gönderdi Arsenal. Oğuzhan! Oğuzhan 100 milyon euro. Evet. Peki. Çocuklar tebrik ediyorum. Haftaya artık bir daha denersin. Ben çok terleyen bir Hulk istiyorum. Şeyle değil mi? Eski karısının yeğeniyle beraber. Fark etmez. Terlemiş bir Hulk istiyorum ben. Evet. Benim beyan sayfam. Didier Drogba, Didier Deschamps. Sen anladığım kadarıyla kardeşini istiyorsun. Evet, ben Gattuso'nun kız kardeşi varsa herhalde vardır diye düşünüyorum. Vardır. Yoksa daha komik lan bu arada. Gattuso'nun kız kardeşi yoksa da herhangi birinin kız kardeşini. Kendi kız kardeşi. İğrenç bir şey. Yapmayın. Ölmüş mü? Kim ölmüş lan? Gattuso'nun kardeşi. Yapma ya. Hadi ya. Oğlum Pirlo o zaman hayvanın önde gidelim. Oğlum, o zaman yaşıyordur ya. Yapma ya. İnanılmaz. Ne zaman ölmüş? Lan biz de ne güldük. Ya, tamam, istemiyorum arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Yok yok, gönderin İsmail'e. Göndermeyin. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ben şey istiyorum ya. 2020'de ölmüş. Yapma. O zaman evet. Rihanna ve Kerim Benzema'nın şeyi var.
Adisyonu var. Adisyonu. Adisyonu istiyorum ya. Totalde de 36 bin dolar gibi bir şeydi onun fiyatı. Yani. O ha evet. Çok... Hiçbiriniz şeyi merak etmeyecek misiniz ya? Bu dünyanın en muhteşem ismine sahip Christian Konstantin'i. Evet. Ben onu isteyeceğim. Çünkü eğer onu istemezsem... Alnından öpen bir... Onu isteyeceğim. Ondan sonra da haftaya silip onu bak yapacağım. Onu gönderin İsmail'e. Etiketleyin bir de İsmail'i. Bir de EGM'yi etiketleyin. Evet evet bunu şey yapın. İsmail abi çok istemiştin deyip böyle öpüşen Atatürk'le anladınız işte gösterin. Bakalım ne oluyor. Böyle şeyler yapmayın çocuklar evet. Alnından öpen. Evet ben alnından öpen, Sion alnından. Başkanı, Sion Başkanı dünyanın en karizmatik isimlerinden birine sahip olan Christian Konstantin'i istiyorum. Hayatımda gerçekten duyduğum en karizmatik isimlerde ilk 5'e girer. Christian yani, Konstantin, bak, Sayın Başkanı falan. Kendini de teknik direktör yapmış. Toreandre Flo çok karizmatik isim bence. Juan Sebastian Verón ya. Juan Sebastian Verón. Bir de Strokes grubu var. Böyle punk rock falan yapan. Julian Casablancas. Ey yavrum benim. Ey yavrum ey yani. Solistinin adı Julian Casablancas. Ne yapıyorsun? Didi mi bu? Ne bu? Jimmy Floyd Hasselbank'in de güzel bir isim olduğunu düşünüyorum. O da güzel. Ha, evet. Hernan Jorge Crespo. O da bak. Üç isimli böyle. Ve Arjantinli oldu mu sen galiba. Olanlar güzel oluyor. Evet, o zaman Diyojen bitti arkadaşlar. Haftaya evet. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Var mı yayının Turgut? Yayına. Ha. İnan bilmiyorum. Biraz yorgunum. Bugün iki yayın. Senin var herhalde. Ben de evet bir 11 gibi açarım. Peki. Bana, benimkini de kısmet çocuklar. Burada yayını kaçıranlar, geç gelenler, izleyemeyenler de YouTube'da Orka kanalında bu yayının tekrarını bulabilirler diyor. Hepinizi öpüyorum.